Kıymetli izleyenler, mutlu günler efendim. Olay ekranlarına, bir insan, bir hayat programına hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Salih Hafızoğlu. Bugününüzde kıymetli zamanınızdan bir parçasını bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz bölümde boşanmayı konuşmuştuk, aileye etkilerini konuşmuştuk. Bugünse annelik babalığı, ebeveynlik biçimlerini ve aile ilişkilerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Şüphesiz anne baba olmak dünyadaki en heyecanlı, mutluluk verici duygulardan bir tanesi. İçinde zorlukları olan, mücadelesi olan, yeni bir yaşam döngüsüne geçişin bir aktarımı. Ve bunun içinde o kadar çok duygu var ki, bir tohumu yeşermesini sağladığınız, toprak olarak kabul ettiğiniz, yeşermesinden sonra da bakımını sağladığınız bir rol bu. Elbette bu tohumun kalıtım özellikleri var. Bir mizacı var. Gelişiminde bu kısım elbette ki çok önemli. Ancak toprağın tohumu kabul etmesi, tohumu tanıması, ihtiyaçlarını bilmesi de bir o kadar önemli, bir o kadar kıymetli. Bu çevresel faktörlerden en değer verdiğim nokta da aile ortamı, aile yaşamı. Çünkü içinde kültürüyle, cinsiyetiyle, inanışlarıyla, değerleriyle, kurallarıyla, hiyerarşisiyle, yakınlığıyla, uzaklığıyla, sıcaklığıyla, soğukluğuyla, beklentileriyle çocuğun gelişimsel ve duygusal ihtiyaçlarında orada olmayı ve olmamayı barındıran bir ortam. Kendi çocukluğunu da bu toprakta, çevrede geçiren anne babanın öğrendiklerini ve bildiklerini yapabileceğine şüphe yoktur. Zaten en iyi bildiğine inandığı şeyi yapmaya çalışır. Evladıyla kıvanmak ister ve en iyisini yapmaya çalışır. İşte bu hafta en iyisini yapmak için mücadele eden anne babanın biçimlerini konuşacağız. Annelik babalığı, ebeveynlik biçimlerini konuşacağız. İsterseniz ilk olarak otoriter ebeveynlikle başlayalım. Otoriter ebeveynlik, içinde gücü barındıran, hiyerarşiyi güçle dengelemeye çalışan bir ebeveynlik biçimi. Bu gücü çocuk hissettiğinde gücün karşısında kırılır. Çünkü çok duyduğumuz bir söylem vardır. Neden bunu yapıyorum? Çünkü ben böyle istiyorum. Böyle yapmak zorundasın. Çok katı kuralların olduğu bir ebeveynlik biçimi. Otoriter ebeveynlik. Çünkü içerisinde kuralları, katı kuralları barındırdığından çocuk ona itaat etmeye başlar. O kurala nedenini bilmeden, içselleştirmeden, neden yapması gerektiğini anlamadan itaat etmeye başlar. Ve bir süre sonra bu itaatle birlikte çocuğun hayatındaki oluşan şemalar, itaate uyum sağlama, ebeveyni istediği için yapma ya da bir güç istediği için yapma halini alır. Yaptığında ya buna boyun eğer, ya buna karşı çıkar, özellikle ergenlik döneminde bunu çok görüyoruz, ya buna karşı çıkar, içine kapanabilir ve yalan söyleme davranışını gösterebilir. İşte bu gücün karşısında boyun eğen çocuk, okul hayatında da, sosyal ilişkilerinde de bir düşüş yaşayabilir. Sosyal becerinde zayıflama olur. Akademik başarısında bir düşüş olur. Çünkü kendi istediğini ortaya koyamaz. Ebeveyni, anne babası istediği için bunu yapmaya çalışır. Yaptıkça daha fazlası istendikçe, yüksek beklentiler, yüksek talepler oldukça bu noktada bir yerden sonra yetişememeye başlayabilir. Sürekli yetiştiğinde, yetişmeye çalıştığında ilk başlarda yüksek bir başarı düşünelim çocukta. Hayatlık sosyal ilişkilerinde bu kaygıyı, yüksek başarı kaygısını taşıdığında içine kapanıklık yaşayabilir. Depresif hissedebilir, biraz önce dediğim gibi kaygılı hissedebilir, korkabilir. Çünkü güç içinde korkuyu da barındıran bir araçtır. Ve bu aracı çocuğunuza nasıl kullanacağınız çok önemli. Çocuğunuzun bu gücü nasıl hissedeceği çok önemli. Biraz önce dedim ya, bir tohumdan bahsettim. Evladınız bir tohum gibi yeşermeye başlıyor. Siz bir topraksınız. Bu toprak ne kadar sıkı? Ne kadar bu toprağın mineralleri var? Bu toprağın ihtiyacını aynı zamanda suyla ne kadar karşılayabileceksiniz? Çevresel faktörler olacak. Yağmur, fırtına, kar, tipi, birçok doğal olayı olacak.
nasıl koruyacaksınız? Sadece güçle mi? Bu pek mümkün değil. Çünkü ebeveynlik biçiminde ödül ceza sistemi çalışmalar da bunu gösteriyor ki, klinik gözlemlerimiz de bunu gösteriyor ki çok işe yaramıyor. Yüksek beklenti olduğunda anne babada, çocuk ödül almak için de bunu yapabilir. Aynı zamanda katı kuralları olduğunda cezadan kaçmak için de bunu yapabilir. Kısa vadede bu işe yarar mı? Kısa vadede evet, işe yarayan bir yöntem olabilir. Bu tür ebeveynlik gösteren anne babaların kendi yaşam öyküsüne baktığımızda, kendilerinden gelen geri bildirimleri incelediğimizde şunu görebiliriz. Kıymetli izleyenler, size şu soruyu sorayım. Eğer çevrenizde gördüyseniz, kendiniz zaman zaman bu davranışları sergiliyorsanız, kendi anne babanızla iletişiminiz nasıldı? Bir güç olduğunda siz bu güce nasıl tepki veriyordunuz? Karşı mı koyuyordunuz? İçinize mi kapanıyordunuz? Çok mu öfkeleniyordunuz? İşte evladınız da aynı şekilde siz bunu yaparken benzer duyguları hissedebilir. Cezadan kaçmak için ya da biraz önce dediğim gibi ödülü almak için yalana başvurabilir. En kötüsü de ötekini kötüleyerek cezadan kaçmak, yine ötekini kötüleyerek bir ödüle ulaşmak. Hani halk arasında çok kullanıyoruz, gıybet. Tam da aslında bu. Ötekini kötüleyerek bir yere gelmek. Özellikle çok çocuklu ailelerde bunu daha sık görüyoruz. Çünkü rekabet olduğunda bir çocuğa ödül verip diğerine vermediğinde bu rekabet duygusuyla zayıf kalan çocuk incinebilir. İncindiğini öfke gösterebilir. Hiçbir zaman yetişmediğini hissedebilir. Hiçbir zaman da bir yere yetişemeyeceğini hissedebilir. Yani öteki gibi, diğer ödülü alan gibi olamayacağım diye düşünebilir. Bu noktada bu rekabet duygusu, aile içindeki rekabet duygusu, aynı zamanda okul hayatında da çocuğun akademik başarısında bir düşüş yaşayabilir. Şimdi bunu yaşadığında ne olacak? Bu bir kader mi? Otoriter ebeveynlik gördüğünüzde ya da yaptığınızı düşündüğünüzde, bu biçimle davrandığınızı gördüğünüzde, bu bir kader mi? Aslında ben bunun kader olduğuna çok inanmıyorum. Çünkü bu bir spektrum gibi düşünün. Yani ya tam otoriter ya da en az düzeyde hiç otoriter olmamak pek mümkün olmayabilir. Ama içinde otoriteyi, gücü barındırması burada önemli olan. Tıpkı sevgi gibi. Örneğin çok çok sevmek ya da hiç sevmemek. Bu bir spektrum. Bunun arasında 10 puan da olabilirsiniz, 20 puan da olabilirsiniz, 30 puan da olabilirsiniz, 40 puan da olabilirsiniz. Bu nokta, önemli olan nokta her şeyden önce içinde sevgiyi barındırması. Tekrar otoriteye döneyim. Bu noktada bu gücü hissettiğinde, çocuktan bir değişim beklediğinizde, çocuk bu gücü hissettiğinde değişim sağlamanız çok mümkün değil. Çünkü o tohum o toprakta kabul edilmediğini hissettiğinde karşı koyabilir. Burada kazananın olmadığı bir tartışma döngüsünün içine girebilirsiniz. Örneğin sıklıkla bunu ben duyuyorum. Siz de ekranlarınız başında bunu belki söyleyebilirsiniz. Bizi hiç dinlemiyor. Eskiden çok saygılıydı, artık hiç saygılı değil. Eskiden daha sorumluydu, bizim isteklerimize kulak verirdi, istediğimiz şeyleri yapardı ama artık yapmıyor. Çünkü çocuğunuz büyüyor. Ve bu büyüdüğünde bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanmaya çalıştığında tam da burada biraz önce söylediğim gibi artık gücünüz etkisini yitirmeye başlayacak. Çünkü eskiden onun gözünde tüm güçlü durduğunuz nokta artık erimeye başlayacak. O nokta çok küçülmeye başlayacak. İşte küçüldüğünde, çocuk kendi gücünü hissettiğinde artık benim annem babam, benim çok bildiğine inandığım annem babam artık eskisi kadar birçok şeyi bilmiyor. Çünkü medyada, sosyal medyada, internette, arama motorlarında artık çok sık araştırmalar yapmaya başlıyor. Görüyor ki artık kendi bilgisi birikimi artıyor. Evet, tam da ergenlik döneminden bahsediyorum aslında. Ne oluyor? Kolların, bacakların uzantısız uzadığı, farklı uzadığı, aynaya baktığında artık kendisini tanıyamadığı, bir anda çocukluktan yetişkinliğe geçişin olduğu bir süreç bu.
Ne yapıyoruz tam da bu dönemde çocuklara? Ne yetişkin rolünü veriyoruz, ne çocuk rolünü veriyoruz. Arada kalıyor. Hele de güçle tekrardan temas ettiğinde, gücü gördüğünde artık karşı koymaları artıyor. Tam da burada işte beklentileri, değişimleri istediğinizde çocuktan bunu nedenleriyle anlatmak çok önemli. Otoriter ebeveynlik için söylüyorum özellikle bunu. Örneğin, işte bu saatte kadar dışarıda kalmamalısın. Bir daha o bisiklete binilmeyecek. Ya da her akşam saat 8'de evde olunacak gibi kurallar olabilir. Her ailenin kuralları olabilir. Ama bu kuralların nedenini aktarmak, açıklamak bir değişim açısından çok kıymetli. Bilir ki çocuk benim annemin babamın duygusu bu konuyla alakalı bu. Ve ben onları da incitmek istemiyorum. Bu farklı bir durum. Aynı zamanda ben onları incitmek istemiyorum çünkü bu kurala karşı koyarsam bana çok kızarlar. Bana bağırırlar. Çok farklı bir durum. İşte bu dengeyi kurmak, biraz önce baştan söyledim ya, en mücadeleci, en heyecanlı rollerden bir tanesi olan anne baba için kolay değil. Bu noktada biraz beklentileri düşürmek, çocuğu tanımak, ihtiyaçlarını bilmek, ihtiyaçlarının zamanında sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, duygusal ihtiyaçlarının zamanında müdahale etmek çok kıymetli ve önemli. Bunu yaparsanız okul hayatında özellikle sıklıkla merak ettiğiniz konu, akademik başarısı niye düşük, nasıl yükselebilir, çok daha rahat sağlayabilirsiniz. Ama güçle idare etmeye çalıştığınızda, otoritenizi kurmaya çalıştığınızda, en bildiğiniz yöntem buysa çok işe yaramayabilir. Uzun vadede bunun çok etkisini göremeyebilirsiniz. Dedim ya, çocuk büyüdükçe artık ödül ceza sistemi etkisini yitirmeye başlıyor. Siz de anne babalığınızı sorgulayabilirsiniz bu noktada. Anne babalığınızı sorguladığınızda biz eskiden daha iyi anne babaydık. En azından sözümüz dinletiyorduk diyebilirsiniz. En azından kendi içinizde de bir mücadele yaşarsınız burada. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden buradaki ihtiyaçları sadece çocuğunuzun değil, ailenizin ihtiyaçlarını bilmek, tanımak çok kıymetli ve önemli. Mizacı ile alakalı durum olabilir evladınızın. Dedim ya, tohumun bir kalıtımı var. Nesiller arası geçen bazı özellikler olabilir. Bu çok değişmeyebilir. O yüzden bu noktada bunu tanımak da bir o kadar kıymetli ve önemli. Dediğim gibi akademik başarı, akademik başarıda yükseklik, güçlü sosyal ilişkiler kurmak, madde kullanımından uzak tutmak, daha girişken olmasını sağlamak daha demokratik ebeveynle mümkün. Ebeveynlikle mümkün. Otoriter ebeveynlik bu noktada çok işe yaramıyor. Demokratik ebeveynliğe geçersek şayet ne görürüz orada? Yine beklentiler var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü her anne babanın evlatlarından beklentileri vardır. Yine o aile içinde rekabet olabilir mi? Olabilir çünkü kardeşlik de aynı zamanda bunu gerektirir. Rekabet olduğunda kendi gücünü keşfetmesi, kendi gücünü arttırmaya çalışması, kendi potansiyelini arttırmaya çalışması da mümkün çocuğun. Ama bunu yaparken kaybolmaması da bir o kadar önemli. Demokratik ebeveynlikte ne dedim? Yüksek beklentiler var. Talep var mı çocuktan? Var. Çocuğun ihtiyacına olan tepki var mı? Yerinde ve zamanda müdahale edebiliyor mu ebeveyn? Edebiliyor. Ama bunu yaparken de kuralları olan aile bunun nedenleriyle çocuğunu açıklıyor. Bizim böyle bir kuralımız var. Bunu yapmanı istiyoruz. Çünkü ile açıklama yapılması çocuk açısından çok kıymetlidir. Çünkü onu yüreğinden yapar. Diğer türlü aklıyla yaptığında çok uzun vadede işe yaramayacaktır bu. Bunu yaptığınızda akademik başarıda daha bir artış gözlemleyebiliriz. Akademik başarıda artış olduğunda çocuğun kendi özgüveni artar. Çünkü hikayesinde varmak istediği yere daha rahat ulaşabileceğine inanır. Öz değeri artar. Arkadaşlarıyla olan ilişkisindeki bağ daha da kuvvetlenir. Aile ilişkilerinde demokratik ebeveynlikte özellikle daha sıcaklık vardır. İhtiyaçlarına olan tepki vardır. Otoriter ebeveynlikte bu çok yoktu. Daha bir soğukluk vardı ilişkiler içerisinde.
çok duygu ifadeleri yok. Ama burada daha duygu ifadelerinin yer aldığı bir ebeveynlik biçimi var. İşte bunu yaptığınızda çocuk özellikle 0-6 yaş döneminde duyguyu tanımaya başlar. Korktum diyebilir. Ona korkmamalısın dediğinizde hiç özellikle hani cinsiyet rolleri açısından düşünelim. Erkek adam korkar mı ya? Korkmamalısın. Nasıl erkeksin? Ve tırnak içerisinde erkeklik söylemleriyle bu noktada otoriter ebeveynlikte uzun vadede yine işe yaramayacak. Demokratik ebeveynlikte dedim ya akademik başarıda yükseklik, güçlü aile ilişkileri, yakın aile ilişkileri, yakın arkadaşlık ilişkileri gözlemliyoruz. Bir diğeri ihmal eden ebeveynlik biçimi. Ne oluyor? İhmalde bazen tek ebeveyn özellikle ruh sağlığıyla alakalı sıkıntı yaşadığında, özellikle doğum sonrasında bunu sıklıkla görüyoruz. Bu sıkıntıyı yaşadığında ortadan kaybolabiliyor. Çocuğun gözünde en azından. Çünkü bu şema 0-6 yaş döneminde dünyaya olan algı, anne babaya olan algı bu şekilde geliştiğinde bir soğukluk hissetmeye başlıyor çocuk. Güvensiz hissetmeye başlıyor. Hayatında elini uzattığında çok güvendiği insanların ya da o güvenemediklerinin ötekinin orada olmayacağını biliyor. İhmalkar ebeveynlikte, ihmal eden ebeveynlikte soğuk iletişim, soğukluk, az kural ya da hiç kuralın olmaması, tepki düzeyi en az da çocuğun ihtiyaçlarına karşı tam da bunları gözlemliyoruz işte. Bunu yaptığınızda örneğin ebeveynlerinden birisi bunu sergilediğinde orada o ailenin içerisinde bir başka ebeveyn ya da diğer aile üyeleri var. Yine çocuğun güvenini, kabulünü sağlayabilecek diğer kişiler var. Biraz önce dedim ya, bu ebeveynlik biçimleri çocuğunuzun kaderi değil. Ama yetişkinlik hayatında birçok şeyi yordayan, yorumlayabilen bazı özellik biçimleri. İşte bu ihmal edilen çocuklar bu noktada daha depresif olabilir. Belki yaşantısında daha kaygılı olabilir. Güvensiz ve korkulu hissedebilir. Bu duygular daha yoğun yaşanır. Bir diğerine bakalım. Aşırı izin verici, izin veren ebeveynlik. Hiç kuralın ya da çok az kuralın olduğu, çocuğun tamamen merkezde olduğu, çocuğun artık ben merkezdeyim ve bu ailenin işlerine de karışabilirim çünkü bu benim ailem, annem babamdan önce benim söz hakkım var dediği, gözlemlediğimiz bir ebeveynlik biçimi kıymetli izleyenler bu. Her istediğini yapalım. Aman sen dokunma. Bunu ben yaparım. Dediğimiz bir ebeveynlik biçimi bu. Sorumluluk duygusu burada çok yok. Çünkü çocuğun yerine anne baba bunu sağlıyor. Büyüdüğünde 13-14 yaşına geldiğinde anne babayı birden dank ettiğinde artık benim çocuğum sorumluluk alsın dediğinde çocuk için çok zor oluyor. Çünkü bunu hiç görmemiş, öğrenmemiş. Bazı davranışlar anlatılarak değil, nasihat edilerek değil, öğüt verilerek değil. Çocuk bunları kendisi deneyimleyerek öğrenir hayatında. Model alarak öğrenir. Bir sorumluluk nasıl alınır? Dürüst insan nasıl olunur? Yalan söylememek mümkün mü? İçe kapanmamak, paylaşmak mümkün mü? Model alarak bunu öğrenir çocuk. Bu şekilde aşırı izin verici ortamda olduğunda çocuk ya da aşırı koruyucu, helikopter ebeveyn gibi peşinde dolaştığınızda, üstünde olduğunuzda aynı zamanda bunun koruyuculukla da ilgisi var. Çocuğun alanı çok kısıtlanır. Alanı kısıtlandığında aynı zamanda bir o kadar geniş alandan bir o kadar kısıtlı alana geçer. Çünkü yaşam sahnesinde eli kolu bağlı olur. Çünkü her şeyi annesi babası yapmıştır onun için. Bu noktada özellikle sıklıkla gelen bir soru olduğu için söylüyorum kıymetli izleyenler bunu. Sorumluluk duygusu vermek bir anda olmaz. Adım adım, adım adım çocuğun bunu gözlemlemesi, deneyimlemesi gerekir.
Bu bardağı taşımak onun için bir sorumluluk olabilir. Çünkü bu görev onundur. Her akşam bu bardağı taşımanı istiyorum diyebilir. Ufak görevlerle, ufak sorumluluklarla bunu sağlamak daha mümkün. Şimdi bütün bu dört ebeveynlik biçimini düşünelim. Aşırı izin verici ebeveynlikte sıcaklık var mı? Var. Kurallar var mı? Az kural var. Çok yok. Tepkisellik ne durumda? Ailenin yani çocuğun ihtiyaçlarını görmesi anne babanın ne durumda? Evet, epey görüyor ki çünkü onun ihtiyaçlarından önce davranıyor. Orada mı? Evet orada. Ama her zaman orada. Çocuğun ihtiyacı olmadığı zaman orada. Çocuk için kaygılanıyor. Özellikle aşırı izin verici ebeveynler. Aman bir şey olmasın. Özellikle bu aşırı koruyuculukla da bağlantılı olduğu için bunu anlatmak istiyorum. Aman bir şey olmasın. Çocuk dünyayı merakla keşfetmeye çalışır. Merak duygusu vardır çocuğun. Çekmeceleri açar. Size hiddetlendirmek, kızdırmak için bunu yapmaz. İşte burada sizin de algınız beni çok öfkelendiriyor, beni çok kızdırıyor, çileden çıkıyorum dediğiniz şey aslında çocuğunuzun tamamen merak duygusu. Merak duygusuyla dünyayı keşfetmeye çalışır. Çekmeceleri o yüzden açar. Koltuğa o yüzden yaklaşır, sobaya o yüzden dokunur. Burada kaygılı olan aslında ebeveynlerin kendisidir. Korkulu olan aman başına bir şey gelmesin diyen ebeveynlerin kendisidir. Bu noktada o alanı açmak, belli sınırlar dahilinde evladınızın alanını gözetlemek çok kıymetli ve önemli. Bu sınırda nasıl gidecek? Ondan sonra sınırı genişletmeye başlayacaksınız. Bir anda bu kadar olması gereken bir sınırı böyle yaptığınızda evladınız kaybolabilir, korkabilir, güvende hissetmeyebilir. Bu nokta çok önemli. Diğer kısma bakalım. Tekrar dönelim otoriter ebeveynliğe. Ne dedik? Güç vardı. Güçle o hiyerarşideki anne baba üstte olmasıyla çocuk korkuyordu, inciniyordu, kırılıyordu ve tepkileri yalan söylemek, içine kapanmak, depresif hissetmek, karşı koymak, arkadaşları ilişkilerine çok öfkelenmek olabiliyordu. Bu noktada bunu daha az kurallı yapmak, yani kuralların nedenleriyle açıklamak, kuralların sayısından öte, kuralların nedenleriyle açıklamak çok önemli. Katı kuralları uygularsanız bunu ya ceza ile yapacaksınız davranışın sonunu görmeniz için, sonucunu görmeniz için ya ceza ile yapacaksınız ya ödülle yapacaksınız. Çocuk ya ödül almak için yapacak ya cezadan kaçmak için yapacak. Buradaki karar sizin. Demokratik ebeveynlikte, evet çocuktan beklentiler var, talep var, iyi yere gelsin, yüksek bir akademik başarısı olsun. Bütün bunlar var. Ama bir o kadar da sıcaklık var. İzin var sınırlar dahilinde. Çocuk neyi neden yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çünkü yüreğini içselleştirmiş. Ben bunu yapıyorum çünkü. Aşırı izin veren, izin verici ebeveynlik. Demokratik ebeveynlik, otoriter ebeveynlik. Bunlar dedik. Bir de bahsettiğim soğukluğun daha yoğun hissedildiği, ihmal edilen çocuklar için. Yani ihmalkar ebeveynler. Bu noktada söylemek istediğim şey şu. Ebeveynlerden biri orada olmuyorsa, örneğin anne bu ebeveynlik biçimini sergileyebilir ya da baba ebeveynlik biçimini sergileyebilir. En azından bir kişinin çocuğa o sıcaklığı vermesi çok kıymetli ve önemli. Sevilmeyen çocuklar sevmeyi öğrenemez. Sevmeyi bilmez. Ne kadar çok severseniz o kadar çok iyi yere de gelmez. Ama bu noktada buradaki temel kısım o sıcaklığı yaşamaları. Benim Halil Cibran'ın çok sevdiğim bir şiiri var. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Kıymetli izleyenler, bugün ebeveynlik biçimlerini konuştuk. Aile yaşantısının ilişkilerini konuştuk. Umarım hikayenizde bir yere dokunmuşuzdur. Bana salihafızol.com adresine ulaşabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi bana iletebilirsiniz efendim. Şöyle söylüyor Halil Cibran. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları.
Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutunabilirsiniz, ruhlarına değil. Çünkü ruhları yarındadır. Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz. Ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar. Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde kıvançla eğilin. Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Tekrar görüşünceye dek efendim, sağlıcakla, umutla ve huzurla kalın.